Bu saat oldu, gelmedi mi hala? Ya sorma abicim, ağaç olduk burada ama herif yok ortada. Bu herifin kim olduğunu bilmemiz lazım. Bugün gelmediyse yarın gelecektir. Ya kardeşim, Mirza deyince bir gülüp geçtim de. Ya bunlar bizim mahalleye göz koyduysa? Tanıdık, tanımadık, kim varsa soruşturalım. Kimmiş bu Cenk, neyin nesiymiş? Bizde derdi ne? Bunu bulmadan bize rahat yok. Ya Rafım, hatırlatmak gibi olmasın da. Bu borcun da vadesi yaklaşıyor yani. Onu ödememiz şart. Dükkan açamazsak büyük sıkıntı çünkü. Biliyorum Mirzam. Ben de onun için uğraşıyorum işte. Krediye başvurdum. Herhalde yarın sonucu çıkar. Bana bakın. Teyzeme hiçbir şey çaktırmak yok. Olur da kredi çıkarsa Fırat bir arkadaşından borç bulmuş dersiniz, tamam mı? Kardeşim tamam, sen merak etme. O Cenk peşindeyiz biz. O iş bizde. Merak etme, aklın kalmasın. Eyvallah. Eyvallah kardeşim, sağ ol. Hadi görüşürüz kardeşim. Fırat Şef, bir sorun mu var? Yok, her şey onda, merak etme. Ha, korktum da bir an bir aksilik çıktı diye. Bu gece bizim için çok önemli ya. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Ha, bir de şey soracağım. Son olarak da hepsi tamam. Şefim, bir tadar mısınız? Bu şahane. Başka bir sorunuz yoksa? Ne oldu? Şurada biraz sos kalmış da. Nerede? Şurada işte. Şurada mı? Hayır, yukarıda. Burada. Şurada işte. Anladım, burada. Tamam, çok teşekkür ederim. Hayır. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Taylan. Hayatım. Biz bu adamı hayatımızdan çıkaralım derken tepemize çıksın demek istememiştim. Taylan, gördüğün şeye bir anlam yükleme lütfen. Öyle bir niyetim yoktu. Yoksa olmalı mı? Hayır tabii ki. Ya Fırat Şef restoran için çok uğraşıyor. Arda Türkmen'i de o ayarladı. Hadi gidelim sevgilim. E sen niye buradan geldin? Üst kapıdan girseydin. Seni burada görünce merak ettim. Hata mı ettim? Hı? Bak sakın parmak izi olmasın, tamam mı? Tamam Nazan'ım, tabii. Kuzucuğum. Tamam hadi sakin biraz. Ay sanırsın Arda Şef gelecek bizi yiyecek. Şebnem, her şey mükemmel olmalı. Tamam biliyorum bence de. Hadi gel bakalım bir sakinleş. Sevgili, her şey mükemmel olacak, merak etme. Senin bu kadar titizlendiğini gördükçe birbirimize ne kadar uygun olduğumuzu daha da iyi anlıyorum. Sizin de kebapçınız kapanmış. Çok üzüldüm. Kendi restoranınız için koşturmak yerine burası için koşturuyorsunuz. Takdire şayan. Sen nereden biliyorsun? Naz'ın etrafındaki herkesle ilgili her şey kulağıma gelir. Ailenin tek geçim kaynağı. İstanbul'da yaşamak zor. Siz kendi problemlerinizle ilgilenin. Efendim tabletinizi unutmuşsunuz. Bu arada efendim Cenk Bey'in hediyesi ulaştı. Çok beğenmiş, teşekkür etti. Şey dedi efendim, ne zaman bir ihtiyacı olursa çekinmesin, mutlaka arasın dedi. Senin ben... Bağırarak seni öldürürüm ben. Öldürürüm ben seni. Öldürürüm ben. Öldürürüm. Terbiyesiz herif. Terbiyesiz. Başka İstanbul yok. Arda Bey, Arda Bey bir yanlış anlaşılma oldu. Lütfen bize bir şans daha verin. Bakın gerçekten sabahtan beri tüm ekip sizin için çalışıyor. Ben şiddetin olduğu bir yerde, hele bunu yapan restoranın şefi ise asla yemek yemem. Evet çok tatsız oldu ama bir dinleseydiniz. Sizin güzel hatırınız için bu rezillikle ilgili hiçbir şey yazmayacağım ama lütfen ısrar etmeyin.